Ne oldu ben anlamıyorum. Kendimi bir tuhaf hissediyorum. Öğretmenim. Yeni panoları bugün mü hazırlayacağız öğretmenim? Öğretmenim neyiniz var? Şaka mı öğretmenim? Size bir şey sormaya çalışıyorum. Öğretmenim benimle alay mı ediyorsunuz? Nesi var bunun ya? Bana neler oluyor anlamıyorum kızım. Ama öğretmenim. Müdür aklını kaçırmış herhalde şaka gibi. Duydun mu? Ben bu hipnotizasyondan çok hoşlandım. Ben de. Bizi kızdıran herkese yapalım. Sence Emre ile Yağmur biraz tuhaf davranmıyorlar mı? Sanki Yağmur gitmiş, onun yerine başka birisi gelmiş gibi. Emre de öyle garip ki. Neyse hadi kantine gidelim. Tamam. Çalıştın mı peki sen? Çok kötüyüm kardeş. Ne oldu? Biliyorsun işte aynı mevzu. Boncuk Hanım bana hiç söz vermiyor. Yaptım köpek şakası da sonra. Ya ne yaptıysam kendimi affettiremedim ya. Ne yapacağımı şaşırdım. Böyle giderse ince hastalığa tutulacağım. Merak etme ben sana yardım edeceğim. Bu sefer fazla ileri gitti. Hiç umudum yok ama. Bekle sen. Ne yapacağım ben? Ne var ne bakıyorsun öyle? Bak şimdi şuna. O da ne? Saçma sapan şeyler yapma. Komik olduğunu mu sanıyorsun Emre? Şimdi beni iyi dinle Özge. Rama'ya aşıksın. Onsuz yapamıyorsun. Sürekli peşinde dolan. Rama'yı gördünüz mü? Hayır. Şunu Rama'yı gördün mü? Ya hemen onu bulmam lazım. Rama'yı gördünüz mü? Rama? Rama? Ne oldu? Neyin var boncuğum? Birden seni görmek için içimde dayanılmaz bir istek duydum. Ne diyorsun? Benimle eğleniyor musun? Ay hiç öyle şey olur mu? Ben senin kadar hoş, senin kadar iyi, senin kadar yakışıklı bir çocuğu asla görmedim şimdiye kadar. Ay lütfen sana yalvarıyorum. Arkadaşım olmayı kabul et. Hadi Ramacığım birlikte sınıfa gidelim. Senden bir an bile ayrı kalmak istemiyorum. Gidelim Boncuk'a. Ne yaptığını bilmiyorum ama şu aradığın kesin. Çok sağ ol kardeş. Ay bırak şunları. Öyle deme Boncuk'um. Onlar çok iyi çocuklar. Hem Emre benim en iyi arkadaşım. Öyle mi? Madem sen öyle diyorsun. Bundan sonra Emre benim de en iyi arkadaşım. Yo Boncuk'um bu kadar da fazla değil mi? Ay ne yapayım hep yanında olmak istiyorum. Hadi ama sen geç evine. Aa sen yorulma ben alırım. Dur bir dakika dur. Allah Allah bu kıza ne oldu birdenbire? Ya bu ne demek? Rama, kurşun kalemim kaybolmuş. Sen de fazla varsa bana verebilir misin? Hay hay, buyur. Bana baksana sen. Kalem isteyecek başka birini bulamadın mı? Ay. Ne iyi mi etmeye çalışıyorsun sen bu kalemi isteyerek? Özge, ne yapıyorsun ya? Ne bu ya? Ben bunları çok iyi tanırım. Aklınca sana bu kalemle yaklaşmaya çalışıyor. Bana bak, seni çok feci yaparım ona göre. Deli mi ya? Ramo, başka kızlarla konuşmanı kesinlikle yasaklıyorum. Boncuğum, bir kasıyor, gitmiyor musun? Ne yapayım, seni kıskanıyorum. Evet, 7 coğrafi bölgemiz bulunmaktadır. Bu bölgelerimiz 3 yanı denizlerle çevrilidir. Baktın ama. Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi, ayrıca bir de iç deniz olan Marmara Denizi var. Bunun ortasında yapılmaz canım, ayıp. Ne oluyor Ramazan? Neden konuşuyorsun? Zaten derslerin zayıf. Bir de ders dinlemezsen sınıfını nasıl geçeceksin? Hocam. Bir daha bana hocam dersen sana ceza veririm. Öğretmenim onu ben konuşturdum. Yalvarırım ona bir şey yapmayın. Ya beni cezalandırın yalvarırım.
Özge yerine otur lütfen. Şaşırdın mı sen kızım? Özge otur. Ramon ceza alırsa ben ne yaparım? Ya kendimi asla affetmem yalvarırım. Yok yapma yapma. Susun. Sen bir şey olmasın canım benim. Herkes sussun. Susun. Dersi kaynatmaya mı çalışıyorsunuz? Çıkarın kağıt kalemlerinizi, sınav yapacağım. Eh be Özge, hepimizin başını yaktın ha. Çıkarın. Ya Ramo, ya Ramo ya. Yağmur, servise geliyor musunuz? Servis mi? O da ne? Bize karışma. Sence bunların nesi var? Bilmiyorum ama çok tuhaf ikisi de. Sakın, sakın bana o kelimeyi söylemeyin, sakın! Hadi servislere. Bu servis çok önemli bir şey herhalde. Herkes servis diyor, baksana. Evladım, okulu çok sevdiniz galiba. Hadi eve gitmeyecek misiniz? Servisle eve mi gidiliyor? Allah Allah, size ne oldu bugün pek anlayamadım. Evet, servisle eve gidiliyor. Uzaya gidecek haliniz yok ya. Peki öğretmenim. Eve gitmemiz gerek. Şoker orada bizi bekliyor. O halde servis denen şeyi bulalım. Ne yapıyorsun orada? Sus. Sakın yerini belletmeyin. Özge'nin gitmesini bekliyorum. Hani onun senden hoşlanmasını istiyordun? İyiydi canım kardeşim. Bu kadar da çok fazla. Herkesi rezil etti beni ya. Eğer görürseniz sakın burada saklandığımı söylemeyin. Gözünüzün yağını yiyen. Şşşt! Ramo! 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 Ya of! Ramo! Eyvah! Ay Ramo, buradasın işte. Ben de seni arıyordum. Geç ama, beni kalk bu kadar. Bu kadar da kabak tadı vermeye başladı ha.